Daha önceki derslerimizde elektrik motorlarını görmüştük. Enerji verildiği zaman bu motorlar dönmekteydi. Peki bu motorlara enerjiyi nasıl vereceğiz? Veya fabrikalarda birbiriyle koordineli onlarca motor nasıl çalışıyor? Burada yapılan temel iş kumandadır. Elektrik sistemlerini çalıştıran devrelere kumanda devreleri ve burada kullanılan elemanlara kumanda devre elemanları denir. Bu videomuzda temel kumanda devre elemanları anlatılacaktır. Fakat endüstriyel sorunlara kolay çözümler arama ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucu meslek hayatımızda çok çeşit kumanda elemanları ile karşılaşacağız. Kumanda elemanlarının sembolleri, kumanda devre çizim prensipleri normlar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Dünya üzerinde çok çeşitli normlar olsa da ülkemizde Avrupa Birliği katılım sürecinden dolayı en normları kullanılmaktadır. Buradaki anlatacağımız kumanda devre elemanları ve çizim prensipleri TSN 60.617-2'den 60.617-12'ye kadar olan normları kapsamaktadır. Ülkemizde çok fazla kullanılmasa da devre mantığının anlaşılmasında kolaylık sağlamasından dolayı NEMA normundan da bahsedeceğiz. Bu norm ise Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanıldığı için Amerikan normu olarak da bilinir. Anahtarlama elemanları. Elektrik devrelerini açıp kapayarak elektrik akımını kontrol eden devre elemanlarıdır. Kontak. Elektrik devresinin açılıp kapanması hareketli ve sabit iletken parçaları ile gerçekleştirilir. Bu parçalara sabit ve hareketli kontaklar denir. Kontakların temas noktalarında oluşacak arka dayanımı ve düzgün bir temas sağlayabilmesi için özel olarak pirinç veya gümüş kaplama olarak yapılırlar. Farklı hareketlerde kontak olabilir. Çocuklar, burada en temel kontakların resimlerini koydum. Tek kontağı hareketli, çift kontağı hareketli, tek kontağı hareketli, orta uçlu. Bu isimler değişebilir. Yani bunlar benim vermiş olduğum isimler. Bunları farklı isimlerde karşınıza çıkabilir ama temel yapı bu şekilde. Tek kontak hareketli, yani sizin en sol tarafta gördüğünüz bu kontak daha çok evlerimizdeki anahtarlama elemanlarında kullanılır. Lambaları açıp kapamada. Ortadaki çift kontağı hareketli olan kontaklarda ise bunlar daha çok butonlar ve kontaktörlerde kullanılır. Butonların ve kontaktörlerin ne olduğunu bu videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Tek kontağı hareketli orta uçlu da daha çok elektronik devreleri yaptıysanız daha önce de orada kullanmış olduğunuz röleler vardı. O rölelerdeki kontak yapısı. Buradaki fark ne? Özellikle en soldaki ve ortadaki, yani tek kontak ve çift kontak hareketlideki fark ne? Evlerinizdeki anahtarlarınız bozulduğunda, yapıştığında, bir arıza çıktığında anahtarı siz açsanız da kontak açılmasa da bir sıkıntı olmaz. Yani bir güvensiz çalışma söz konusu değildir. En fazla lambanız yanık kalır. Ama endüstriyel tesislerde yaptığımız kumanda ve kontrol işlemlerinde güvenlik ön plandadır. Kontaklara dikkat edecek olursanız birinde bir aralık açılmakta, yani bir birim aralık açılmakta. Diğer çift kontağı hareketliliği ise bir burada olmak üzere iki birimlik bir açılma söz konusu. Kontakların ayrılması söz konusu, aradaki mesafe söz konusu. Bu mesafe ne kadar uzun olursa kontaklarda oluşan açma ve kapama sırasındaki ark o kadar hızlı söner ve arkın hızlı sönmesi, arkın devam etmemesi benim için bir güvenli çalışmadır. Arkın hızlı sönmesi ayrıca kontaklarda oluşan ısıya bağlı olarak bozulmalar, yüzey bozulmaları, karbonlaşma gibi arızaları da en aza indirir. Burada tek kontağı hareketli değilse, örneğin enerjiyi ben orta kontaktan verdiğimde, kontaklar bu konumdaysa üst kontak üzerinden enerji akışı sağlanır. Eğer bir röle ise röle bobinine enerji verdiğimde ya da bu bir switch ise, toggle switch ise toggle switch'i öbür yöne hareket ettirdiğimde kontaklar açılıp aşağı kontaklar kapanarak bu sefer elektrik devresini aşağı kontak üzerinden tamamlayacaktır. Burada bazı tanımlardan bahsedelim. Normalde açık, normalde kapalı. Normalde açık kontaklar enerjiyi geçirmezler. Ben bu kontağa bir uyarı yaptığımda kontaklar kapanır ve elektrik enerjisini geçirirler. Normalde kapalı kontaklarsa elektrik enerjisini geçirirler ve ben bir müdahale yaptığımda bu kontaklar açılarak geçirmekte olduğu elektrik enerjisini keserler. Çok farklı yapıda kontaklar karşınıza çıkacak. Endüstride kullandığımız ürünlerin ihtiyaç duyulan şekillerde çalışması için çok farklı yapıda kontaklar olmaktadır. Buradaki isimlere çok fazla takılmayın. İsimleri ben çevirmeye çalıştım. Bunlar için standart bir isimlendirme yok ama görebileceğiniz kontakların en temelleri burada. Bunları siz dokümandan incelersiniz. Anahtarların kontakları çok çeşitli yapıda ve şekillerde temas edebilir. Çok farklı kontak yapıları da görebiliriz. Bundan butonlar üzerine basıldığı müddetçe kontakları konum değiştiren, elimizi çektiğimizde ise kontakları yay kuvvetiyle eski haline geri gelen devre elemanlarıdır. Bir sistemi çalıştırmak veya durdurmak için kullanılır. Normalde açık butonlar. Başlatma, start butonları olarak kullanılır. Uyarıldıkları zaman normalde açık kontakları kapanır ve elektrik akımını geçirir. Uyarı ortadan kalktığında ise yay etkisiyle kontaklar ilk konumuna geri gelerek açılır ve elektrik akımını keser. Bunlar normalde açık butonlardır. El ile uyarı yaptığımızda açık olan kontaklar kapanır ve üzerinden elektrik akımını geçirirler. Üzerinden elektrik akımını geçirip bir şeyleri çalıştırdığı için başlatma ya da start butonu ismini alırlar. Kontak yapısını görüyorsunuz, normalde açık. Buradaki resmi inceleyecek olursanız da bastık butona. Butonların kontağı kapandı. Normalde açık olan kontakları kapandı. Elimizi çektiğimizde yay vasıtasıyla bu kontaklar tekrar açılacaktır. Avrupa normunda ve Amerikan normundaki sembolü bu şekilde. Bu sembollerin üzerinde daha sonra toplu olarak duracağım. Ama şunu söyleyeyim. En temelde kontak sembolü vardır. Daha sonra bu kontağın nasıl uyardığınıza ait bir uyarı sembolü vardır. Burada aslında E gibi gördüğünüz şey buton kafasıdır. Butonun kafasını gösterir ve kesik çizgiyle gördüğünüz kısımlarsa bana bu uyarı, yani şu buton kafasının bu kontağa ait olduğunu gösterir. Amerikan normunda ise bu şekilde. Daha önce bunu zil devrelerinden hatırlayacaksınızdır. PB ismi push buton anlamında, yani basmalı buton anlamında verilmiş burada. Normalde kapalı butonlar. Durdurma, stop butonları olarak kullanılır. Uyarıldıkları zaman normalde kapalı kontaklar açılır ve geçmekte olan elektrik akımını keser. Uyarı ortadan kalktığında ise yay etkisiyle kontaklar ilk konumuna geri gelerek kapanır ve elektrik akımını geçirmeye devam eder. Burada ise kontak yapısını görüyorsunuz. Normalde kapalı bir kontak ve eğer ben buna bir parmakla uyarı yapacak olursam kapalı olan kontaklar açılacak ve uyarı ortadan kalktığında ise yay vasıtasıyla kontaklar tekrar geri kapanacaktır. Avrupa normu ve Amerikan normundaki karşılıkları bu. Çok farklı yapıda ve çok farklı renkte butonlar görmemiz mümkün. Uyarı cihazlarının renkleriyle ilgili bir norm var. Aslında biz bu norma göre bu butonlara renk veririz. Yaptıkları işleme göre bu butonlara renk verilir veya o renkte butonlar kullanılır. Örneğin yeşil, çalıştırma başlatma amacıyla kullanılan butonlar yeşil renkli olurlar veya üzerlerinde I, yani bir anlamındaki harf yazar. Kırmızı butonlar durdurma amaçlı kullanılan butonlar ise kırmızı renkte olurlar veya üzerinde 0 yazar. Genel maksat butonlar ise farklı renklerde olabilir. Siyah olabilir bu buton, mavi olabilir. Farklı renklerde karşımıza genel maksat butonları çıkabilir. Genel maksat butonlarından kastımız ne? Bir çalıştırma ya da durdurma için değil de bir resetleme için, bir ayar için kullanılan butonlardır bunlar. Çift yollu jog butonlar. Normalde açık ve normalde kapalı kontakları aynı uyarıyla hareket eder ve normalde kapalı kontak açılırken normalde açık kontaklar kapanır. Uyarı ortadan kalktığında ise yay etkisiyle kontaklar eski konumuna geri gelir. Burada kontaklarını görüyorsunuz. Yukarıdaki kontaklar normalde kapalıdır. Aşağıdaki kontaklar normalde açıktır. Eğer ben bunu elle uyarıp basacak olursam yukarıdaki kontakları açıp aşağıdaki kontakları kapayacaktır. Jog butonunun kullanılmasının amacı genellikle güvenlik amaçlıdır. Örneğin ileri geri çalışmada ileri ve gerinin aynı anda devreye girmesi istenmez. Çünkü ileri ve geri iki fazın karşılıklı olarak kısa devre olmasına sebebiyet verir. Örneğin burada İlerleyen derslerimizde göreceğiz. İleri geri çalıştırma buton emniyetli devreler kurarız. Buradaki temel amaç şudur. Örneğin bu butonu 2 tane düşünün. Bu ilerinin olsun. Bir yanına koyduğumuz butonsa gerinin butonu olsun. İlerinin kapalısı üzerinden gerinin devresi, gerinin kapalısı üzerinden de ilerinin devresi çalıştırılır ki ileri çalışırken geriye basacak olursak önce ileri devreden çıksın, sonra geri devreye girsin gibi elektriksel olarak, mekaniksel olarak güvenlik amaçlı jog butonları kullanılır. Kalıcı butonlar normalde açık veya normalde kapalı veya her iki tip kontağı bulunabilir. Uyarıldıkları zaman kontaklar konum değiştirir. Uyarı ortadan kalktığında ise kontaklar konumlarını korumaya devam eder. Kontakların eski konuma geri gelmesi ancak aksi yönde bir uyarıyla gerçekleşir. Burada kontaklar kalıcı kontaklardır. Butonlar kalıcı tip butondur. Kontaklar kalıcı tip kontaklardır. Bana buradaki V harfi bunun kalıcı bir buton olduğunu gösteriyor. Buradaki S ise bunun sağa veya sola çevirmeli bir buton olduğunu bana gösteriyor. Bunları nerede kullanırız? Bunları örneğin manuel otomatik çalışmada kademe seçme olarak kullanabiliriz. Örneğin bir motorun ileri ya da geri çalışmasında yön seçmek için kullanırız. Bunlar kalış tip butonlardır. Mantar başlı butonlar olası bir tehlike anında acil olarak sistemi durdurmak için kullanılır. Uyarı mekanizması büyük bir mantar başı şeklindedir ve kalış tip butonlardır. Burada büyük mantar başının konmasının nedeni operatör bir tehlike anında her nerede olursa olsun, her ne şekilde olursa olsun elini attığında butona bir şekilde elinin butona çarpması ve butona uyarması içindir. Bu butonlar kalış tiptir. Bastığınız zaman kontaklar açılır. Elinizi çekseniz de kontakların açık olması devam eder. Kontakları eski hale getirmeniz için butonu bir yöne çevirmeniz lazım. Bir yöne çevirdiğinizde içerideki mekanizma boşa çıkar ve kontaklar yine tekrar kapanır. Buradaki butonun kalıcı olmasının nedeni şu. Örneğin bir arızanız var ve stop butonuna bastınız. Ama arızanız sizin start butonunuzda olabilir. Yani start butonunuz yapışmış olabilir ya da daha sonra göreceğiniz mühürleme kontağımız vardır. Mühürleme kontağımız herhangi bir nedenden dolayı yapışmış olabilir. Stop butonuna bastınız, evet motoru durdurursunuz ama stop butonundan elinizi çektiğinizde stop butonu tekrar kapandığında motor kaldığı yerden çalışmasını sürdürecektir. Bu istenmeyen bir durumdur. Bu şekilde bir çalışmada sizin eliniz stop butonundayken gidip olaya müdahale edemezsiniz. En fazla bağırarak yardım çağırmanız gerekli. İşte bu gibi sakıncayı ortadan kaldırmak için mantar başlı butonlar kalıcıdır. Tekrar eski hale getirmeniz için bir yöne çevirmeniz lazım. Burada kontağı normalde kapalı görüyorsunuz Avrupa normunda. Yine buradaki V sembolü bana bunun kalıcı olduğunu gösteriyor ve bu da mantar başı bana sembolize ediyor. Anahtarlı butonlar uyarılabilmesi için anahtarla serbest bırakılması gerekir. Yetkili kişiler haricinde sistemlerin çalışıp durdurulmasını engellemek için kullanılır. Bunu biraz sonra göreceksiniz. Örneğin vinçlerde kullanılan buton gruplarında bu tip anahtarlı butonları göreceksiniz. Yetki sahibi kişiler ancak bu butona anahtarını taktığında buton grubu aktif olur. Buton grubuna enerji gelir. Yetkisi olmayan kişilerin örneğin vinci çalıştırması bu şekilde engellenir. Butonlar tek parça olabileceği gibi buton kafası, gövdesi ve kontak blokları ayrı parçalarda olabilir. Bir buton gövdesine çeşitli renk veya uyarı tipinde buton kafası takılabilir. Ayrıca aynı gövdeye açık veya kapalı kontaklı olarak 2 veya 3 kontak bloğu veya bunlar ile birlikte butonu ışıklandırmak için sinyal lambası da bağlanabilir. Buton grupları vinç gibi sistemlerin kontrolünde butonların pano üzerinde bağımlı kalmasını engelleyerek seyyar kullanım sağlarlar. Çok çeşitli bunun haricinde de karşımıza buton grupları çıkabilir. Burada kontak hareketlerinden bahsedeceğim. Kontak hareketleri. Bir butona basıldığında kontakların açılma veya kapanma hızı uyarıyı yapan kişinin el hızına bağlıdır. Ve kontak hareketi ne kadar yavaş olursa kontaklarda oluşan ark o kadar fazla olacak ve buton ömrü kısalacaktır. Ayrıca PLC gibi dijital mantıkla çalışan elektronik kumanda elemanlarının girişinde kullanılan butonlarda uyarı sırasında oluşabilecek bu titreşimler cihaza hatalı bilgilerin verilmesi ve istenmeyen çalışmalara yol açabilir. Normalde ideal bir anahtarlama nedir? Siz anahtara bastığınızda anında 0'dan 1'e ya da işte enerji 24 voltsa 0 volttan 24 volta çıkar. Ama bu idealdir. Hiçbir zaman böyle bir anahtarlama pratikte elde edemeyiz. Yarı iletken bir anahtarlama yapıyorsak, yani bunu bir örneğin transistörle yapıyorsak ki yarı iletken anahtarlamayı ben sensörlerin içerisinde görüyorum. Endüktif kapasitif optik sensörlerin veya manyetik sensörlerin içerisinde görüyorum. Burada da örneğin yarı iletkenin anahtarlama sırasında enerjiyi çıkışına aktarır. Burada bir titreşim olmaz ama bir miktar tepki süresi olacaktır. Mekanik anahtarlamada ise hareketli kontağın sabit kontağa yapışması sırasında elektriksel arklar oluşur. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Yavaş hareketimden dolayı kontağı eğer ben yavaş hareket ettirecek olursam kontağın yüzeye yapışma sırasında kontak yüzeyleri birbiri üzerinde gezinebilir. Kontaklar üzerinde oluşan oksidasyondan dolayı temas direnci oluşabilir gibi çeşitli nedenleri vardır. Ayrıca benim bu kumandayı yaptığım buton bir kontaktör çalışıyorsa kontaktör bobininde oluşan ters indüksiyon gerilimleri nedeniyle çalışma geriliminin üstüne çıktığımız anlar da olabilir. Bu titreşimler eğer bu bir elektronik kumanda cihazına giriyorsa istenmedik çalışmalara yol açabilir. Ne demek istiyorum? Bizim PLC'lerimizde girişlerde filtreleme vardır. Bir giriş enerji seviyesi değiştiğinde, yani işte örneğin 24 volta çıktığında ya da 24 volttan sıfıra düştüğünde örneğin 50 milisaniye civarında o girişi gözlemler. O 50 milisaniye süre zarfında Eğer enerjinin olduğu anlar enerjinin olmadığı andan fazlaysa der ki evet bu bir. Ya da enerjinin olmadığı anlar enerjinin olduğu anlardan fazla ise der ki burası sıfır. Burada filtreleme yapar. Ama biz bir PLC ile çalışıyorduk öğrencilerimle. Sayıcılara geldi. PLC üstünde bizim toggle switchlerimiz var. Çocuk 1 yapıyor. 1, 2, 2 basıyor. Örneğin 3 olması gerekirken 5 oluyor. İşte 6 olması gerekirken 7, 8 oluyor. Daha sonra bu neden olur diye düşündük. Sensörle giriş verdik bu sefer. Sensörle giriş verdiğimizde normal saymasını yaptı PLC. Evet dedim ki bu PLC'nin girişinde bir filtreleme yok. Filtreleme olmadığından butonun her titreşiminde bu yeni sayı olarak algılıyor ya da yeni açma kapama olarak algılıyor ve sayı miktarını arttırıyor. Buna benzer yerlerde bu mekanik anahtarlamada oluşan titreşim sıkıntılara neden olabilir. O nedenden dolayı elektronik cihazların girişinde sıçramalı kontak kullanabiliriz. Bunu şimdi sıçramalı kontağın ne olduğuna hep beraber bakalım. Kontak hızını uyarıdan bağımsız hale getirmek ve mümkün olduğunca hızlı gerçekleştirmek için sıçramalı kontaklar kullanılır. Kontakların kapanma ve açılma hızları uyarıdan bağımsız içerisinde bulunan yaylı mekanizma tarafından gerçekleştirilir. Burada baktığınızda uyarı yokken aşağıda kontak 13-14 açık, yukarıdaki 21-22 kapalıdır. Ve ben butona bastığımda benim basma hızımla birlikte yukarıda kontaklar açılarak aşağıdaki kontaklar kapanır. Burada tamamen hız uyarıyı yapana bağlıdır. Çok hızlı basarsam çok hızlı, yavaş basarsam yavaş. Kumanda devrelerinde kesik sürekli çalışma dediğimiz bir çalışma vardır. Burada yardımcı röle kullanılır ya da yardımcı röle kullanılmaz. Aradaki fark nedir? Yardımcı röle kullanmadığınızda örneğin kesik çalışma butonu orada bir jog butondur. Elinizi çok hızlı çektiğinizde oradaki kontaktörün mühürleme kontağı start butonundaki mühürleme kontağı daha açılmadan butondan hızlıca elinizi çektiğinizde örneğin kesik çalışma sürekli çalışır. Bunu engellemek için de yardımcı röle kullanılır. Bu çalışmada sıçramalı kontağı tekrar bir hatırlayın. O çalışma bana aslında butonlardaki uyarının hızının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bakın burada uyarı yokken aşağı kontaklar kapalı, yukarı kontaklar açık. Uyarıya başlamışım. Uyarıya başladıktan sonra yani aslında ben butonu aşağı doğru itmeye başladıktan sonra hala aşağı kontaklar kapalı, yukarı kontaklar açık konumunu sürdürüyor ve belli bir noktadan sonra içerideki yay mekanizması kuruluyor ve artık hareketten bağımsız olarak yay mekanizmasının hızıyla aşağı kontaklar 21-22 açılırken yukarı kontaklar 13-14 kapanıyor. Daha sonra basmaya devam etsem de kontaklar konumlarını koruyor. Elimi çektiğimde ise yine hareket sırasında yayın kurulma anına kadar kontaklar açık, kontaklar açık, kapalı kontaklar kapalı kalmayı sürdürüyor. Yayın kurulma anından sonra da tekrar kontaklar ilk haline geri geliyor. Buradaki amaç basma hızımdan bağımsız olarak kontakların daha hızlı bir şekilde açma ya da kapama yapması. Demin de söylediğim gibi elektronik cihazların girişlerinde oluşabilecek bu tip sıkıntıları ortadan kaldırmak içindir. Çok çeşitli butonlarla karşılaşabilirsiniz ama çok çeşitli butonlarla. Normalde butonlar buton kafası, kontaklar ve gövde olarak 3 parça olabilir. Bunun nedeni de şu. Eskiden butonlar genellikle tek parçaydı ama bu sefer renk olarak normalde açık, normalde kapalı kontak olarak sizin stok tutmanız lazım. Bu çok fazla stok tutmanız anlamına gelir deponuzda. Ayrıca bir butonun kafasında bir arıza oldu. Kırıldığında butonu komple değişmeniz lazım ya da kontaklarında bir yapışma arıza olduğunda butonu komple değişmeniz lazım ama bu şekilde parçalı kullandığınızda butonları bozulan kısım nereyse sadece onu değiştirerek butonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Bakın kalıcı tip buton var. Şu butonu anlatayım size. Normalde bu butonları punch 22'lik punch'la siz nereye takacaksanız o pano kapağına ya da yere deliklenerek 22'lik punch'la deliklenerek takarsınız. Normalde örneğin çalıştırma, durdurma ve çalışıp çalışmadığını gözlemlemek için kullanacağınız göz lambası için 3 tane 22'lik punch'la sizin işçilik yaparak o panoyu delmeniz lazım. Eğer bu tip buton kullanırsanız bir tek punch deliğiyle 2 ayrı butonu ve bir adet göz lambasını buraya montaj etmeniz mümkün. Bu işçilikten tasarruf sağlaması açısından daha az delik delmeniz, daha hızlı işlem yapabilmeniz açısından kullanışlı bir buton grubudur. Burada da tek tip butonları görüyorsunuz. Tek parça butonları görüyorsunuz. Şu aşağıdaki butonlar eski tip butonlar. Bunlarla karşılaşabilir misiniz? Evet karşılaşabilirsiniz. Bazen tek parçalı buton da görebilirsiniz ama dediğim gibi bunlar için stok tutmak önemli. Ayrıca arızalandığı zaman da komplesini atmanız gerekiyor. Bu da elektronik olarak PCB kart üzerine takılan butonlar ya da göz lambaları. Buton kutuları burada. Şimdi buton kutuları aslında bizim işimizi bayağı kolaylaştırıyor. Bir makinenin gövdesine buton koymanız gerektiğinde makine gövdesini delmeniz lazım. Makine gövdesini delmeniz ayrı bir sıkıntı. Ayrıca butonu oraya tutturabilmeniz için de şuraya tekrar dönelim. Şuradaki boşluğu geçmeyecek şekilde bir kalınlık olması lazım. Ne diyorum? Örneğin burada belki 1 santim, 2 santimlik bir genişlik var veya yok buton tutturabileceğiniz. Eğer bu genişlikten daha kalın bir yere siz butonu takmaya çalışırsanız tırnaklar tutmayacaktır. Ya da makine gövdesini delmeniz gerekecektir. Bu gibi durumlarda ya da bunu bir kapıyı açmayı kapama için kullanacaksanız bir beton duvar vardır. Oraya bir tekrar pano kullanmanıza gerek yok. Butonlarıyla ben istediğim yere buton montajını yapmam mümkün. Buton etiketleri de var. Buton kafasının montaj sırasında pano yüzeyine ya da butonun yüzeyine bunları takıyorsunuz. Burada butonlarla ilgili ya da göz lambalarıyla ilgili size bilgi veriyor. Eğer emergency stop, acil stop kullanıyorsanız da ona ait etiketler var. Burada buton grubunu görüyorsunuz. Bu vinçlerde kullanılan bir buton. Burada çok farklı buton kafaları, buton tipleri kullanmanız mümkün. Dediğim gibi aşağı yukarı sağ sol için burada butonlar var. Onun haricinde yukarıda mesela acil stop kullanmış. Bunun yerine daha önce söylediğim anahtarlı tip buton kullanabilirsiniz ki yetkisi olmayan kişiler, yani elinde anahtarı olmayan kişiler bu buton grubuna enerji veremesin gibi. Bunlar seyyar butonlardır. Kablosu vardır. Sade kablonun dayanımına bakılmaz. Kablo ile birlikte çelik halat da çekilir. İnce çelik halat da çekilir ki işte kabloyu çekip kopartmayalım diye. Örneğin bunu elinize alırsınız. Seyyar olarak vinci sağa sola aşağı yukarı hareket ettirebilirsiniz yükü görerek. Sinyal göz lambaları üstünde duralım şimdi de. Yine Avrupa normunda ve Amerikan normundaki sembollerini görüyorsunuz. Göz lambaları bir sistemin çalıştığını, durduğunu, arıza durumunda olduğunu, bunların dışında farklı bir çalışma koşulunun veya çalışma sisteminin o an hangi noktada olduğunu gözlemlemek için kullanılan ışıklardır. Operatör tarafından kolayca görülebilecek yere konulurlar ve operatör o an çalışan kumanda elemanlarına bakmaksızın sistem hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. 220-380 volt gibi gerilimlerde çoğunlukla neon gazlı olarak yapılan sinyal lambaları 12-24 volt gibi düşük gerilimlerde akkor filamanlı olarak yapılırlar. Soket olarak E7, vidalı veya süngülü olabilirler. Filamanlı lambaların ömürlerinin kısa olması, filamanın zamanla kesilerek lambanın yanmaması nedeniyle günümüzde tüm gerilimlerde led diyottan yapılan sinyal lambaları kullanılmaktadır. Sinyal lambaları iki nedenden dolayı kullanılır. Birincisi, enerji var mı yok mu? Örneğin bir panonun girişine bağlarsınız ya da bir sigortanın çıkışına bağlarsınız. O bölgede şebekenin o noktasında elektriğin olup olmadığını görür. Bu birincisi. İkincisi ise fabrika içerisinde o an çalışan motorun hangisi olduğunu sesle ya da motora bakarak anlamanız mümkün değil. Eğer bir operatörün çalıştığı kumanda panosuna göz lambaları takacak olursanız ve çalışan motorlara ait her biri içinde bir göz lambası takacak olursanız o motorun çalışıp ya da durduğunu operatör durduğu yerden gözüyle görebilir. Renkler kırmızı durduğunu gösterir ya da o motorda bir arıza olduğunu gösterir. Yeşil o motorun normal çalışmada olduğunu gösterir. Sarı ise bir resetleme, bir bakım, bir ara duruş gibi bir nedeni bana açıklar. Sadece tek başına yanması değil, bunların yanıp sönmesi de aslında operatöre bir bilgi verir. Tamamen oradaki kumanda panosunun senaryosuyla alakalıdır. Örneğin kırmızı yanıp sönüyorsa motorda bir arıza vardır. Kırmızı yanıyorsa motor duruyordur. Yeşil yanıyorsa örneğin motor çalışıyordur gibi anlamlara gelebilir. Örneğin yeşil yanıp sönüyorsa devamlı, örneğin bir ayar için, bir bakım için motorun durdurulduğunu ya da makinenin durdurulduğunu bana gösterebilir. Evet, eskiden neon lambaları genellikle 220 göz lambaları için kullanıyorduk. İşte daha çok gece lambası tabiri verilen lambaları, yani filamanlı lambaları ise 24 voltluk devrelerde kullanıyorduk. Artık çocuklar, önce şunu söyleyelim, 220'lik kumanda panosu çok fazla yapılmıyor. Güvenlik gerekçesiyle daha çok 24 volt doğru akımda çalışan kumanda panoları yapılıyor. Ama kumanda panosu ister 220 olsun, ister 24 volt olsun, ömürlerinin uzun olması nedeniyle artık led göz lambaları kullanılıyor. Eskiden örneğin buradaki göz lambalarının kafası renkli renkli oluyordu ama şimdi artık renkli led seçebildiğimiz için, örneğin bunu beyazla yapsanız buradaki göz lambasının dış kapağını, içerideki renk kırmızıysa kırmızı yanacaktır, yeşilse yeşil yanacak. Sinyal lambaları kumanda devrelerinde çoğunlukla kontaktör, aşırı akım öğesi ve zaman öğesi gibi kumanda devre elemanları kontaktör üzerinden çalışırlar. Devre elemanlarını ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Göreceğimiz için burada sinyal lambasının buton ile kullanımına ait bir örnek verelim. Sinyal lambaları kumanda devrelerinde kendi kendisini çalıştıran buton veya kontaklardan sonra nötr ya da şase tarafına bağlanır. Aksi bir bağlantı kumanda devre prensipleri açısından yanlış olacaktır. Eğer göz lambanızın önünde bir buton varsa ya da daha sonra göreceğimiz termik rölenin açma yapıp yapmadığını bana gösterecek termik röle kontağı üzerinden bağlanacaksa çocuklar önce kumanda elemanı yani buton ya da kontak gelir, daha sonra göz lambası gelir. Göz lambası demin de söylediğimiz gibi şase artı eksi 24 kullanıyorsak eksi 24 volt tarafına ya da 220 kullanıyorsak nötr tarafına bağlanır. Çok çeşitli sinyal lambaları, göz lambaları var. Yine bunlar da gövde, lambanın olduğu kısım ve kafa olarak parçadır. Şu gövde butonlarda kullanılan gövdenin aynısıdır. Bu gövdeye ben kontak da takabilirim. Buton kontağı göz lambasının lamba kısmında takabilirim. Bu kısma da ben buton başına takabilirim ya da göz lambasının başına takabilirim. Dediğim gibi 3 parçalı olabilir. Tek parçalı da olabilir bu tip. Bunlarla da karşılaşabilirsiniz ama yine demin dediğim gibi stok nedenlerinden dolayı 3 parçalı olur. Burada görüyorsunuz SMD üzerine lehim yapılan göz lambalarını. Bunlar artık led olarak kullanılıyor. Bakın buradakilerin hepsi led. Demin de söylediğim gibi bakın göz lambasıyla kontak kısmı aynı yapıdadır. Gövdeye siz göz lambası da takabilirsiniz. Buton da takabilirsiniz. 22'lik punchla delikleniyoruz. 22'lik punchla delikledikten sonra burada birkaç çeşit bağlantı, birkaç çeşit montaj şekli olabilir. Kafa kısmı dış tarafa geliyor. Kafa kısmını delikten geçirdikten sonra arkada vidalı bağlantı olabilir. Ya da kafa kısmını geçirdikten sonra arkada bir soketli oturma sistemi olabilir. Bir tırnağa oturtursunuz. Daha sonra bunu sabitleyebilmek için burada vidaları sıkarsınız. Artık bu parça metaldir bu çoğunlukla. Metal parça tırnağa içine girmiştir, oturmuştur. Sıktığınız zaman kafayı kendine doğru gerdirecektir ve kafa pano sacına yapışacaktır. Burada da aşağıdaki vidayı siz sıktığınızda buradaki kafa pano sacına oturacaktır. Daha sonra gövde takılır. Buraya gövde takılır. Yine gövde tırnaklı bir yapıdadır. Gövdeyi taktıktan sonra isterseniz buton eklersiniz buna, isterseniz de göz lambası eklersiniz. Eğer operatör panodan uzak bir yerde bulunuyorsa ve sinyal lambalarını göremiyorsa veya olası bir arıza durumunda ilgili sahada çalışan tüm personelin bilgilendirmesi gereken durumlarda her yerden görülmesi için sinyal ikaz lambası kolonları kullanılır. Bunlar göz lambası veya ışıklı kolonlardır. Bir makinenin veya bir panonun siz görülebilecek noktasına koyduğunuzda göz lambasıyla aynı işlemi yaparlar. Ayrıca bunlara bir de siren eklemek mümkün. Bunun bir başka güzelliği şudur. Fabrikalarda yönetim katı ya da işte atölye katı, bakım atölyesinin katı makinelerden üstte genellikle ikinci katlarda olur. Oradan baktığınızda da siz hangi makinenin çalışıp hangi makinenin durduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Butonlarda kontakların numaralandırması. Burada kontakların her birinin bir numarası vardır çocuklar. Bu butonda da böyledir, sanatlarında da böyledir. Daha sonra göreceğiz kontaktör rölelerde ya da aşağı yakın rölelerinde hepsinin kontaklarının bir numarası vardır. Bu numara bana kaçıncı kontak olduğunu, açık mı ya da kapalı mı olduğunu gösteren numaradır. İlk rakam kaçıncı kontak olduğunu gösterir. İkinci rakam ise kontak hakkında bilgi verir. 1-2 kapalı, 3-4 açık kontaktır. Şuradan başlayalım 13-14. Burada onlar basamağı ve birler basamağını ayrı ayrı değerlendireceğiz. Onlar basamağı bana kaçıncı kontak olduğunu gösterecek. Birler basamağı ise o kontağın açık mı ya da kapalı mı olduğunu gösterecek. 13-14'te onlar basamağı 1. Onlar basamağı 1 olduğu için bu bana birinci kontak olduğunu gösterir. Birler basamağında 3-4 ise bana bunun açık kontak olduğunu gösterir. Örneğin 11-12. Onlar basamağı 1 bana birinci kontak olduğunu, birler basamağındaki 1-2 ise bana kapalı kontak olduğunu gösterir. Yani 1-2 kapalı kontağı, 3-4 açık kontağı gösterir. Bundan sonra da mesela termik rölelerde kullanacağız. 95, 96, 97, 98 gibi 2 adet kontak. Burada küçük sayılar yani 95, 96 yani 5, 6 küçük sayılar kapalıyı. Burada da 1, 2 küçük sayılar kapalıyı. Büyük sayılar burada 3, 4 ya da orada 97, 98 bana normalde açık kontağı gösterecek. Örneğin burada hem açık hem kapalı kontağa sahip bir buton var. Burada 13-14 onlar basamağı birinci kontak olduğunu, 3-4 açık olduğunu, 21-22 onlar basamağı bunun ikinci kontak olduğunu, 1-2 normalde kapalı kontak olduğunu gösteriyor. Burada diğer örneklere de bakacak olursak örneğin 13-14 birinci açık kontak, 21-22 ikinci kapalı kontak, 33-34 üçüncü açık kontak olduğunu gösteriyor. Kontak numaraları önemlidir. Bundan sonra çizdiğimiz projelerde ya da yaptığımız işlerde her şeyi bu kontak numarasına göre yapacağız. Bunu ezberlemenizde fayda var.